Deneyimiz mum yapımı. Arkadaşlarımızla birlikte bugün mum yapacağız. Elimde mumun ana maddesi, ham maddesi parafin var. Parafini şu an ocakta gördüğünüz gibi BMA'nın yöntemiyle eritiyoruz. Tamamen sıvı hale geçmesini sağlıyoruz. Direkt ateşe koymuyoruz. Ateşe temas etmesini istemiyoruz. Çünkü parafinin tutuşma sıcaklığı, yüksek sıcaklıklara ulaştığında tutuşabilen bir maddedir. O yüzden biz direkt ateşe temas ettirmiyoruz. BMA'nın yöntemiyle tamamen sıvı hale geçmesini sağlıyoruz. Beherimizin içerisinde su var. Kaynayan suyun içerisine parafinimizi şu şekilde başka bir kabın içerisine yerleştirip tamamen erimesini sağlıyoruz. Daha sonra üzerine stearik asit ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. Bunu ilave etmemizin amacı mumu kalıba döktükten sonra kalıpta daha kolay dolmasını sağlamamız, daha kolay çıkarmak istememiz. Bunu ilave ediyoruz. Daha sonra üzerine de istediğimiz herhangi bir renkten boyasını ilave ediyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra da şu şekilde hazırladığımız, fitillerini geçirdiğimiz kalıplarımıza da mumlarımızı döküyoruz. Sonra donmaya bırakıyoruz. BMA'nın yöntemiyle eritmemizin sebebi parafinin yüksek sıcaklıkta tutuşabilmesi, yaklaşık 270 santigrat derecelere ulaştığında tutuşabilen bir maddedir. O yüzden bizim için yaklaşık 80-90 santigrat derece yeterlidir. Şu an parafinimiz tamamen sıvı hale geçti, eridi. İçerisine daha kolay donmasını sağlamak için bir miktar parafin, bir miktar sterik asit koyuyoruz. Parafinin üzerine ilave ettik. Onu da karıştıralım. Tamam, yeter. Daha sonra üzerine herhangi bir renkten sarı koyalım. Az bir miktarda, o çok fazla, biraz daha az. Tamamen boyanın da içerisinde çözülmesini sağlıyoruz. Karıştıralım biraz daha. İlave ettik. Tamamen çözüldükten sonra altını kapatıyoruz ve kalıplarımıza dökeceğiz şimdi. Dökerken dikkatli olmalıyız çünkü bayağı bir yüksek sıcaklığa sahip. Kaplarımızı önce fitillerine geçiriyoruz. Daha sonra da şekilde gördüğünüz gibi döküyoruz. Tamam, arkaya geçebiliriz artık. Bakın. Kalıplardan çıkardıktan sonra kış şenliğimiz için hazırladık ve gelininden meclisimize katkıda bulunduk.